Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Nasıl indirilir ve nasıl dijital üyelik oluşturulur, bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, uygulamayı iOS kullanıyorsanız App Store, Android kullanıyorsanız Play Store veya Huawei bir cihaz kullanıyorsanız da yine App Gallery'den indirebiliyorsunuz. App Store'a giriş yaptıktan sonra 10 mobil yazmanız yeterli arkadaşlar. Ardından bu gördüğünüz uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Burgan Bank'a ait bir uygulama. Burada yine Burgan Bank'ta gerçekleştiremeyeceğiniz birçok işlemi de bu uygulamada gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptığımızda böyle bir ekran karşımıza geliyor. Sol üstten uygulamanın dilini İngilizce veya Türkçe hale getirebiliyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi müşteri olmak istiyorum, başvuruma devam etmek istiyorum veya müşteriyim seçenekleri karşımıza çıkıyor. Müşteri olmak istiyorumdan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 4 adımda müşteri olabileceğimizi söylüyor. Burada biz TC kimlik numaramızı, ardından doğum tarihini, cep telefon numaramızı, e-posta adresimizi girdikten sonra var ise davet kodumuzu da yazıyoruz. Ardından devam diyoruz ve ilerliyoruz. Evet, devam diyerek ilerledim. Buradaki rıza metinlerini okuyup onaylıyoruz ve tekrardan devam diyoruz. Evet, cep telefonumuza bir doğrulama kodu geldi. Bununla girdikten sonra tekrar ilerleyelim. Evet, doğrulama kodumuzu girdik. Bu alanda artık kişisel bilgilerimizi ve tercihlerimizi doldurarak ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çalışma şeklimiz, mesleğimiz gibi birkaç soru soruluyor. Burada meslek bilgilerimizi dolduralım ve devam diyelim. Gelir kaynağımızı da beğendim bu alanda. Ve devam diyorum. Gördüğünüz gibi bu adımda eğitim durumumuzu soruyor. İkamet ettiğimiz evin bilgisi, şahsıma aile, kira veya lojman diyoruz. Aylık tahmini işlem adedi, yani uygulama içinde yapacağımız kaç işlem var ise buradan onun tahmini tutarına gidiyoruz ve işlemin tutarına giriyoruz ortalama olarak. Devam dedik, ilerledim. Gördüğünüz gibi hangi ürün veya ürünlerden faydalanmak istediğimizi soruyor. Burada siz vadeli hesaplardan veya vadesi hesaplardan kullanacaksanız tercih edebilirsiniz. Veya kredi yatırım ürünlerinden de faydalanabilirsiniz. İsterinizi belirledikten sonra tekrardan devam diyelim. Evet, burada ev adres bilgilerini doldurmamız gerekiyor. Ev adres bilgilerimizi dolduralım ve ilerleyelim. Evet, devam dedik, ilerledik. Burada da iş yeri adres bilgilerimizi dolduruyoruz. Evet, devam dedik, ilerledik. Burada gördüğünüz gibi banka kartı teslimi için kurye hangi iletişim adresimize gelsin. Burada ev adresim direkt ilerliyorum. Kuryenin ziyaret tarihini buradan istediğimiz gibi belirleyebiliriz arkadaşlar. Devam dedik, ilerliyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi onay ve beyan adresine geldik. Burada okudum ve onaylıyorum diyoruz. Başvurumu tamamladım ve ilerledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başvurumuz tamamlandı. Bu adımdan sonra artık müşteriyim diyerek ilerledikten sonra bu alanda TC kimlik numaranızı, ardından şifrenizi girerek burada işlemi tamamlayabilirsiniz. Şifrenizi eğer unuttuysanız burada şifremi unuttum adımından TC kimlik numaranızı ve telefon numaranızı doldurduktan sonra size gönderilecek 6 haneli doldurma kodunu girerek bir sonraki adımda yeni şifre oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada şifre oluşturduktan sonra tekrardan giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamanın girişinde yine sağ üstte bildirimlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Bildirimleri görüntülemek için de yine cihazdan izin vermeniz gerekiyor.
Bunu yine uygulama içinden ekstra bildirim ayarlarını açmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 10 mobil ayarlarına geldiğimizde bildirimlere izin verilerek ilerleyebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada yine uygulamanın giriş kısmında hesaplama araçlarından faydalanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 10 hesap hesaplama bilgilerine baktığım zaman gündüz varisiz gece vadeli 10 hesaptan yararlanmak isterseniz detaylı bilgi basabiliyorsunuz örnek olarak. Veya vadeli mevduat hesaplama veya döviz çevirici ayarlarını da kullanabilirsiniz. Yardım ve iletişim için yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Deprem bilgilendirmesi veya şifremi unuttum seçeneğine yine buradan erişebilirsiniz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi en yakın ATM bilgilerine buradan ulaşabilir ve QR ile giriş yapma seçeneğinden de faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.